Rıdvan Dilmen'le bu transferi görüşeceğiz. Hocam iyi akşamlar. Bir mini tele %100 futbol yapalım dedik. Evet, güzel. Yarın akşam uzun uzun konuşacağız ama tabii bu sıcak gelişme üstüne bu transferi nasıl yorumluyorsunuz? Emre'yi nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Önce ben Galatasaray Televizyonu'ndan izledim Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamasını. Gerçekten de hani derler ya dilin şeyi tanıyor. İzleyi de sözleri de aynı anlamda çıkan bir başkan profil yüzüyoruz geldiği günden beri. Hatta son bölümdeki bankalarla ilgili olan yapılandırma ile ilgili son derece şeffaf ve rakiplerinde rencide edici hiç konuşmadan saygı çerçevesinde bir açıklama yaptı. Biz tabii uzaktan izliyoruz, yakından duyuyoruz. Şu anda da finaline geldi görüyoruz. Benim tecrübem şunu söylüyor. Muhtemelen Galatasaray Emre ile Prens'le anlaşma yapmıştı. Belli bir süre içerisinde de Alanyaspor'la anlaşma yapıp ücret ödeyecekti. Muhtemelen bu olmayınca yine muhtemelen kimseye dükkan altını bırakmak istemiyorum. Alanyaspor Fenerbahçe'yi devreye sokunca veya Fenerbahçe devreye girince Alanya'ya karşı içinden biri Galatasaray transfer olmayınca Prens'le Alanyaspor'la Fenerbahçe anlaşırken burada Emre Akbaba'nın duruşu da çok önemli. Daha önceden Galatasaray'la anlaştığı için ve ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dediği için de güzel duruş sergiledi ve sevdiği, oynamak istediği kulübüne transfer oldu. Açıkçası bu gözüküyor. Burada bunu duyum olarak söyledim. Sayın Ali Koç'un da başkanın da eğer oyuncu Galatasaray'da oynamak istiyorsa biz devreden çıkarız dediğini de biliyorum. Onu çok net olarak söyleyebilirim. Bu da önemli. Eğer oyuncu Galatasaray'da istiyorsan biz devreden çıkarız. Dolayısıyla 3 milyon euro civarında dolaşan bonservis ücreti 4'ü çıkmış oldu. Alanya kazandı. Galatasaray iyi bir oyuncu kazandı. Bir karakterli bir oyuncu kazandı. Emre şunu yapmadı. Gelip de Fenerbahçe'ye ben size gelirim de yok Galatasaray'da ben gelirim yapmadı. İlk günden bugüne kadar bu duruşu sergiledi. Bir ara sekteye vurmasının sebebi muhtemelen Galatasaray'dı. 10 gün adına da tabii ki önemli kulüptür. Mali kriterlerden dolayı sıkıntıları vardı. Bir sponsor açıkladığı gibi devreye girdi ve hayırlısıyla Galatasaray transfer oldu. Burada bundan sonra oyuncu sporcuya başarılar dilemek lazım. Alanyaspor zaten ekonomik olarak izin seneye kontratı biteceği için en değerli anda satmak istiyordu. Önce Galatasaray görüşmeleri olumsuza dönünce Fenerbahçe'ye devreye sokuldu veya Fenerbahçe'ye girdi. Ama Emre'nin burada duruşu da önemliydi. Emre de tabii açıkçası Galatasaray kulübü de Fenerbahçe'ye devreye girdikten sonra bu görüşmelerin negatif sonuçlanmasının çünkü Galatasaray taraftarı bu konuda çok etkili bir taraftar. Bir prestij olarak gördüler. Haklı olarak ve baskılı oluşturdular. Açıkçası şunu söyleyeyim. Fenerbahçe devrede olmamış olsaydı bence Galatasaray bu transferi belki de gerçekleştirmeyecekti. Rekabetin böyle avantajları ve dezavantajları var. Ancak önemli olan oyuncunun şu anda sevdiği kulübe gelmesi, kendi oyun tarzına göre bu oyun tarzını seven bir teknik direktörle çalışmak istemesi, Galatasaray'ın önde oynayan oyuncuların içinde Sinan dışındaki Sinan oynayan solak oyuncusunun olması, bir forvet arkası için Türkiye için yeterli yetenekli olan bir forvet arkası ki Belhanda'yı düşünmediğini görüyoruz. Emre Akbaba şimdi mali sıkıntılarda 4 milyon euro bonservis ve kendisine olacağı para değil. Ciddi paralardır bu dönemde. Ama bence Emre de en doğru kararını verdi. Çünkü gerçekten oynamak ister. Hepimizin başından geçti. Benim oyunculuklarım da geçti. Benden sonraki jenerasyonum da geçti. Her kuşakta bu tip olaylar olabiliyor. Ama oyuncunun duruşunu da kutlamak lazım. Emre'ye de sağlıklı uzun yıllar futbol oynamasını temenni etmekten başka bir durum yok. Hayırlısı olsun Murat. Çok teşekkürler hocam. Yarın işin teknik kısmına, Emre'nin Galatasaray'a uyumuna ve sağ içinde kullanımına karşı da %100 şöyle, futbolda yorumlarını uzun uzun alacağım. Kısaca bunu da söyleyeyim isterseniz. Tabii kısaca. Şöyle söyleyeyim. 3 kulüpten en çok ihtiyacı olan sıralamayı koyacak olursam birincisi Beşiktaş'tı. Beşiktaş hiç talip olmadı. İkincisi Galatasaray'dı. Belhanda'nın komutundan dolayı. Üçüncüsü Fenerbahçe'ydi.
Juliano ayrılmadığı için kulüpten de şu anda öyle bir durum olmadığı için bence 4-3 oynayacaksa Fenerbahçe'de Emre işi zordu. Üçlü orta sahanın sonunda oynamak güçtür. Tam bir forvet arkası oyuncu. Bence şu anda en çok ihtiyacı olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Galatasaray oynuyordu. Oyuncunun gönlündeki takımının olması da ayrıca bir eski sporcu olarak beni mutlu etti. Peki, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Çok özür dilerim. Fenerbahçe için ben yorumcu, futbol adamı olarak konuşmanın dışında Fenerbahçe kimliğinde konuşuyor olursam da tabii ki rakibinde oynamak isteyen bir oyuncuyu metozörü bir şekilde almak da Fenerbahçe olarak benim pek istemezdim. Fenerbahçe tarafta olarak düşünüyorum. Bunu başka türlü yorumlamamak lazım. O yüzden hayırlısı olsun. Peki hocam, iyi akşamlar. Evet.